Gezgin Gözü'yle programımız bugün yağmurlu bir günde devam ediyor. Bugün Saraçlar Mahallesi'ndeyiz. Özellikle Saraçlar Mahallesi'nde kurulan Cuma Pazarı'nı size görüntülemek istedik. Bu tarafımızda Kastamonu Gazi Stadyumu var. Hemen yanına alışveriş merkezi ve otel yapılacağı söylendi. İnşaatı hızla devam ediyor. Buyurun pazarımıza doğru gidelim. Cuma Pazarı'na doğru gidebilmek için sağımızdaki alışveriş merkezi ve otel inşaatının yanından doğru geçiyoruz. Olukbaşı Camisi'ne doğru gidiyoruz. Aslında bu inşaatın olduğu yerdeydi tam Olukbaşı Camisi. Sonra inşaat için orası yıkıldı. Buraya biraz daha modern bir cami yapıldı. Olukbaşı Camisi'ne doğru giderken hemen yanımızda da güzel bir yer yapılmış. Stat taksi var burada. İsterseniz onlarla da bir konuşalım. Selamun aleyküm. Selam, merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Allah'a şükür, sağ olun. Sizler de iyisiniz. İyiyiz Allah'a şükür. Nasıl durumlar burada? Taksici olarak ne beklentiniz var? Neler yapıyorsunuz? Allah'a şükür bizim şimdi durum iyi. İşte alışveriş merkezi yapılıyor, otel yapılıyor. Oranın da mutlaka faydası olacak. Tabii, sizin. Onun bitmesini bekliyoruz. O bitince biraz daha işlerimiz iyi olacak. Semt olarak güzel bir semt. Olukbaşı, nezih bir yer. Evet. Müşterilerimiz güzel. Herkesten memnunuz. Allah'a şükür. Müşterileriniz de sizden memnundur o zaman. İnşallah, inşallah. Umarım hizmetinizin daha kaliteli olmasını dileyerek biz programımıza devam edelim. Allah teşekkür razı ederiz. Olsun, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Yağmur biraz kesildi. Şimdi yeni yapılan Olukbaşı Camisi'nin olduğu yere geldik. Burada şunu da söylemek istiyorum sizlere. Biz camilerimizi, türbelerimizi, eski tarihi çeşmelerimizi de gösteriyoruz sizlere. Bu çeşmeleri gösterirken, tarihi yerlerimizi gösterirken bir gece evvelden ben bunları ezberleyip kendi bilgim doğrultusunda da size buraları anlatabilirim, tarihini anlatabilirim ama ben bunlara girmek istemiyorum. Neden girmek istemiyorum? Bu işin ihtisasını yapmış, okumuş. İnanın tarihçilere çok büyük ayıp ettiğimi düşünürüm o zaman. Çünkü böyle bir şeyi anlatmak çok basit. Şu anda bizim bu programdaki zaten amacımız sizlere buraların tarihini anlatmak değil. Sizi buralara getirip, buraları gezip, zaten gezdiğiniz zaman da telefonunuzu açtığınız zaman artık internette her yerin nasıl olduğunu, nasıl geliştiğini, tarihi nelerdir bulabiliyorsunuz. O bakımdan biz tarihlerine girmeden sadece sizleri Kastamonu sokaklarını gezdirip sizlerle beraber buralarda yürümek istiyoruz. Esas amacımız da sizin gelip gezmeniz buraları. Zaten gezerken de gelirsiniz bir yere, açarsınız telefonunu, telefonunuzun internetini, tarihini öğrenebilirsiniz. Şimdi Olukbaşı'nda İstiklal Yolu Parkı'ndayız. İstiklal Yolu Parkı'nda da Kastamonu'nun birçok yerinde olduğu gibi Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarından bir tanesi olan Şerife Bacı'nın heykeli var. Kastamonu'nun değişik yerlerinde ve ilçelerimizde bu kahramanımızın bu çeşit heykelini bulmanız, görmeniz mümkün. Şerife Bacı Kurtuluş Savaşı'nda İnebul'dan Ankara'ya cephane taşınırken o soğuk hava kış şartlarında çocuğunun üstündeki örtüyü alıp cephanenin üstüne donmaması için örten kadın kahramanımız. Kastamonu'nun simgesi olmuş durumda. Neden bu araya girdik? Şimdi orada Olukbaşı Camisi'ni gördük. İstiklal Yolu Parkı'nı gördük. Şimdi buradan Cuma Pazarı'na doğru gitmeye başladık. Olukbaşı Cami ve İstiklal Yolu Parkı İstanbul yolu, Kastamonu'ya giriş yeri tam. Şimdi buradan da gittiğiniz zaman Kastamonu'nun Ankara giriş tarafına doğru gitmiş oluyorsunuz. Buradan Cuma Pazarı'na doğru ilerleyelim. Şimdi Saraçlar Mahallesi Olukbaşı mevkiindeki Cuma Pazarı'na girmiş bulunuyoruz. Bu pazar daha evvelden o arkamızda gördüğünüz, biraz evvel size gösterdiğimiz inşaatı devam eden alışveriş merkezi ve otel olacak yerin orada kuruluyordu. Daha sonra inşaat nedeniyle buraya alındı. Bu pazarda yerli ürünlerin çok bol olduğu yer.
Ama bugün yağmur yağıyordu, şimdi kesildi. Biraz o yüzden pazarda çok insana rastlayamıyoruz. Evet, dediğim gibi diğer tarafa kuruluyordu bu pazar. Şimdi buraya alındı, biraz daha genişlemiş pazar. Ama yerli ürünler çok fazla. Hatta işte Kastamonu'nun beyaz altını, sarımsak. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Bu sene çıkan mahsul. Tabii bu sene çıkan mahsul. Normal hangi aylarda, yani ilk hasata başlıyor bunu? Eylül'de başlıyor. Evet, bizim hakiki Taşköprü sarımsağımız Eylül ayında başlar. Nasıl, satışlarımız nasıl? Pazarda bu sene satış yok pek fazla. Yani bugün biraz da yağmur etkilemiş herhalde. Yağmurdan dolayı da, fiyattan dolayı da satışlar biraz düşük. Fiyatlarımız mı yüksek? Fiyatlar yüksek. Her yıla bakarak fiyat yüksek. Anladım. Yani o da sarımsağın olmadığından dolayı. Sarımsak yok mu bu sene? Yok. Çok az bu sene. Mesela her yıl diyelim ki bizim Taşköprülüyüm ben, Germeşliyim. 17 bin ton, 18 bin ton sarımsak olacakken bu sene 8-9 binde yarıya düştü. Evet, hemen. Aynen öyle, yarıya düşük. Orada artı bu sene tohumlarda bile sıkıntı var. Yani şu anda bizim Kastamonu'da olan sarımsak Kastamonu'nun tohumuna yetmiyor. Ya üretimin az olması da tabii fiyatı yukarı çekiyor. Tabii biraz, değil mi? Tabii. Mesela 30 lira, 40 lira, 50 lira satıyoruz biz. Bu da vatandaşın illaki alım gücünü düşürüyor. Düşürüyor. Evet. Tabii. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Sağ olun. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Bu pazar daha evvel öbür tarafa kuruluyordu. Nasıl? Orayla buranın farkı? Farkı. Bura müşteri yok aslında. Uzak. Yağmurdan mı müşteri? Genelde böyle. Orası daha mı çok müşteri şey yapıyordu? Ama buraya da alışırlar ya. Çünkü çok güzel bir pazar. Abi bir sene oldu. Alışan alışırdı şimdi. Bir sene oldu muydu buraya geleli? Ha. Uzak yani. Oradaki o taraf. Genelde müşteri zaten bu kurma pazarın müşterisi o tarafta. Ha. O kurma tarafında. Gelmiyor oradan. Uzak. Ya buraya gelmeniz size. Ama orada da işte inşaat yapılınca mecbur oldular sizi getirin. Peki. Hayırlı işler. Şimdi biz ne taraftan geldik? Kastamonu'nun İstanbul girişinden doğru geldik. Pazara uğradık, Cuma pazarına. Arkamız Ankara yoluna çıkıyor. Ankara yolu Pırlaklar mevkii dediğimiz yer. Şimdi oraya doğru ilerleyelim. Orada da çekim yapmaya çalışalım. Burası da havaalanına doğru iyice genişlemeye başladı. Binalar, yüksek binalar yapılmaya başladı. Yerleşim yeri olarak genişlemeye başladı. Eskiden buralarda hiç bu şekilde evler yoktu. Tamamen bahçeydi buralar. Mısır ekilirdi, fasulye ekilirdi. Ama şimdi tabii havaalanının açılması, şehrin içinde artık bina yapılacak yerlerin bulunmaması binaları bu tarafa doğru kaydırmaya başladı. Güzel ve modern binalar da var. Şimdi Ankara yoluna çıkacağız buradan, aradan doğru. Eskiden buralarda hiç binalar falan yoktu. Tamamen yeşil alandı buralar. İşte mısır, lahana, kabak, fasulye ekilirdi. Budamış'a kadar hiçbir ev yoktu hemen hemen. Şimdi tabii evler hem modern bir şekilde yapılmaya başlandı. İmara açıldı çoğu yer. Büyük apartmanlar var şu anda karşımızda. Biz aradan doğru geçip Ankara yoluna doğru çıkalım. Bu programımıza nereden başladık? Olukbaşı dediğimiz yer Kastamonu'ya İstanbul tarafından giriş yeri. Olukbaşı Camisi'nden başladık. Orada İstiklal Yolu Parkı'nı sizlere gösterdik. Cuma Pazarı'na uğradık. Cuma Pazarı'ndan Kastamonu'ya Ankara tarafından girişten itibaren şu anda yürüyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere.